Sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Sizlerle bugün 5. sınıf matematik dersinde 1. dönem 2. yazılı örneğini arkadaşlar inceleyeceğiz bakalım. Yalnız burada başta şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar, sadece sınav sorularını böyle çözmeyeceğiz. Yine konu anlatımı yaraktan, burada püf noktalara değinerekten gideceğiz ki hani bu sorular zaten kazanım soruları arkadaşlar. Yani bu ve benzeri sorular muhtemelen sınavda böyle direkt karşınıza çıkacak bir benzeriyle. Ama ola ki daha başka benzerleri de çıkarsa diye arkadaşlar, biz yine anlatım yaparak gideceğiz ki arkadaşlarımız, bizi izleyen arkadaşlarımız, o şanslı insanlar mutlaka 100 alsınlar bu sınavdan diye niyetimiz bu arkadaşlar. Başlıyorum. Birinci soru ekranlarımıza diyor ki Halit Bey, 2186 TL'ye televizyon, 1490 TL'ye de klima satın aldı. Halit Bey mağazaya kaç TL öder? Aldıkları arkadaşlar toplam manasındadır. Bir bunu almış, bir de bunu almış. Ne kadar ödeyecek? Bunların toplamı kadar ödeyecek. 2186, 1490, bunları toplarsak arkadaşlar 6 ile 0 6 eder. 9'da 8, 17 elde var 1. 4 1 daha 5 arkadaşlar elde vardı 1. 6 oldu gitti eldeki. 2 ile 1'i topladık 3. 3676 TL, yani Bursa şıkkındaki parayı mağazaya ödeyecektir. Gökhan Hoca'nın 5128 lirası vardır. Bir araba 9854 TL lira olduğuna göre daha ne kadar para biriktirmelidir? Evinizde bir para var ve daha fazla bir şeye, paraya başka bir şey alacaksınız. Bu işlem size neyi hatırlatır arkadaşlar? Bir çıkarma işlemidir. Yani bu kadar daha param olması için farkı kadar biriktirmem lazım. Fark nedir? Çıkartmadır arkadaşlar. O halde 9854'ü 5128'den çıkartıyoruz arkadaşlar. 4'ten 8 çıkmaz. 14'ten 8 çıktı 6. Burası 4'e düşmüştü. 4'ten 2 çıktı 2. 8'den 1 çıktı 7. 9'dan 5 çıkarsa 4. 4726 TL para daha biriktirmesi gerekiyor Gökhan Hoca'nın istediği arabayı alabilmesi için. 3. Günde 5 sayfa kitap okuyan Yakup 25 günde kaç sayfa okur? Bu tip sorularda arkadaşlar 1-2 tanesini yazın ki gözünüz görsün ve arkadaşlar mantığınız bir şeye hükmetsin. Şimdi ezberden soru hiçbir zaman çözmüyoruz arkadaşlar. Günde 5, 1. gün 5, 2. gün 5, 3. gün 5, 4. gün 5, her gün 5, 5, 5, 5, 5 böyle gidecek. 25 günde kaç tane okur? Bu arkadaşlar ardışık bir toplama olduğu için çarpma işlemi yapacağız. 25 ile 5'i çarpıyoruz. 5 ile 5'i çarptım, 25 elde var 2. 5 ile 2'yi çarptım, 10 elde vardı 2, 12. Demek ki arkadaşlar 25 günde 125 sayfa kitap okuyacaktır. Evet, bu arada sınavımız 20 soru arkadaşlar. Her soru 5 puan. Buna göre tüm kazanımları kaplıyor bakın. 1. dönemdeki tüm kazanımları şu ana kadar gördüğümüz hepsini kapsıyor. Hepsinden soru var. 4. 120 kilo yemi 30 hayvana eşit şekilde bölüştürmek isteyen Murat her hayvana kaç kilo yem verecektir? Bölüştürmek dediği bölmek arkadaşlar. 120 kilo yemi 30 hayvana eşit şekilde böleceksek nedir? Bu bir bölme sorusudur. O zaman arkadaşlar 120'yi böldük 30'a. Evet arkadaşlar, şimdi bu tip bölmelerde mesela 1'de 30 yok, 2'de 30 yok, 120'de 30, 30'a 30'a sayacağız arkadaşlar. 30, 60, 90, 120. 4 kere saydık, o zaman 4 diyeceğiz arkadaşlar. 120 deyip çıkartacağız, 0, 0, 0 kalanımız olacak. Peki bu sonuç nedir arkadaşlar? Her hayvana kaç kilo yem düştüğünün sonucu bizim sonucumuzdur burada ve A şık olaraktan işaretliyoruz arkadaşlar. Evet, bir bakın, bir sayının karesi ve kübünde gördüğümüz bir soru tipi. 5. soru, üstü ifade nedir arkadaşlar? Üstü ifadelerden 3 üzeri 2, yani 3'ün karesi, bu ne demektir? 3'ü 2 defa kendisiyle çarp demektir. 3 çarpı 3, bu da eşittir 9. Cevabımızı işaretleyelim ama bir şey daha gösterelim. Mesela 2 üzeri 3 olsaydı ne olacaktı arkadaşlar bu? 2'yi 3 defa kendisiyle çarp. Bu üstteki ifade alttaki sayının kaç defa kendisiyle çarpılması gerektiğini ifade eder. Yani 3 adettir burada. 2'yi 3 defa kendisiyle çarpacağım. 2 çarpı 2 çarpı 2. Bunu da hesaplayalım. 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 2 8 olacakmış bu soru. Değil mi arkadaşlar? Bizim aradığımız cevap 3'ün karesiydi. Cevabımız 9 olarak işaretledik. Dedik ki arkadaşlar benzer şeyleri çözeceğiz. Ki arkadaşlarımız farklı bir şey geldiğinde de bunu
anlasınlar, çok rahat bir şekilde çözsünler. Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir? Hemen geliyoruz arkadaşlar. Basit kesir arkadaşlar, örneği verelim. Payı paydasından küçük. Mesela 3 bölü 5. Bu bir basit kesirdir. Payı paydasından küçük. Bileşik kesir arkadaşlar. Bileşik kesir. Arkadaşlar payı paydasına eşit ya da payı daha büyük olan. Mesela 8 bölü 7. Bu bir bileşik kesirdir. 9 bölü 5. Bu bir bileşik kesirdir. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Payı paydasından küçük. Bu basit. Payı paydasından küçük. Bu basit. Payı paydasından büyük. Bu bileşik. Ama diğerine de bakalım. Payı paydasından küçük. Bu da basit. Bir matematikçi arkadaşlar bütün şıkları görür sonra karar verir. Aman ben bunu gördüm hemen işaretleyeyim demeyelim. Ola ki biz insanız, o an gözümüz biraz yanılır arkadaşlar. Biraz heyecanla hızlı farklı okuyabiliriz, tamam mı? Aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır? İşlem önceliği var burada. Çarpma var, toplama var, parantez var. Öncelik neydi? 1 diyelim arkadaşlar, üstlü sayı. Sonra 2 parantez. Sonra 3 çarpma bölme, çarpma bölme, 4 toplama ve çıkarma, kısa kısa buraya yazdık. Burada parantez olduğu için parantez çarpmadan önce gelecek. Önce burayı hallediyoruz. 3 artı 7 10 oldu. Sonra 2 çarpı 10 yapıyoruz arkadaşlar. 2 çarpı 10'da 20 cevabımızı A şıkkında olduğu gibi işaretliyoruz. Geliyoruz 8. sorumuza. Kesirleri oklarla eşleştir diyor. Basit kesir, bileşik kesir, tam sayılı kesir. Şimdi basit kesir bakıyoruz. Payı paydasından küçük olacaktı. Abicim bu burayla eşleşmesi lazım değil mi? Bileşik kesir payı paydasından büyük olacaktı. Direkt karşısındaki kesir, bileşik kesir. Tam sayılı kesir önünde bir tam sayıyla ifade edecekti. Bunu buraya işaretliyoruz. Şimdi bileşik kesir ve tam sayılı kesir aralarında dönüştürülebiliyordu. Bunları da unutmayalım. İlerleyen sorularda zaten göreceğiz arkadaşlar. Tamam mı? 9. soru diyor ki aşağıdaki tam sayılı kesir bileşik kesire çevrilirse aşağıdakilerden hangisi olur? Bir tam sayılı kesiri bileşik kesire nasıl çeviriyorduk arkadaşlar? Tamla paydayı çarpıyorduk, sonucu payla topluyorduk, yukarı yazıyorduk. Paydayı da olduğu gibi aşağıya yazıyorduk. Yapalım bakalım. 2 ile 4'ü çarptım 8, 3 ile topladım 11. Bu 11'i yukarı yazıyorum çarptığım ve topladığım sonucu. Paydaya ne yazacağım? 4. Tam ne oldu? Tam zaten bunun içerisine geldi. Kayboldu gitti artık. 11 bölü 4 bizim bileşik kesirimiz olacakmış diyoruz arkadaşlar. Bütün tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirirken aynı işlem uygulanır. Devam ediyorum. 10. sorumuz ekranlarımıza geldi arkadaşlar. Bakalım 10. soruyu okuyalım. Diyor ki 10. soru. Aşağıdaki bileşik kesir tam sayılı kesire çevrilirse aşağıdakilerden hangisi olur? Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Biz bunu dersimizin içerisinde anlatmıştık. Bir bölme işlemi yapıyorduk. Hatırladık değil mi arkadaşlar? 13'ü 5'e bölecektik. Bölelim bakalım kaç tane var? 2 tane var. 2 çarpı 5, 10 ne kaldı? 3. Bu tam sayı. Yani 2 tam. Bölen kısım paydadır. Kalan kısım da arkadaşlar paydır. Yani 2 tam 5 de 3 olacak buranın sonucu. 2 tam 6'da 3, 2 tam 5'te 3. Bizim aradığımız cevap Bursa şıkkı. 3 tam 4'te 1, 1 tam 4'te 2. Direkt aradığımız şıkkı gördüğümüz için işaretleyebiliriz burayı arkadaşlar. Devam ediyorum 11. soruyla. Aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır? Kesirlerde toplama ve çıkartma yaparken eğer paydalar eşitse direkt toplanabiliyordu. Payda eşit değilse, paydayı eşitlemek için arkadaşlar paydaları genişletebiliyorduk, pay ve payı. Aynı sayıyla genişletebiliyorduk. Bunun da örneklerini görürüz. Mesela bunlar paydalar eşit. Yukarısı toplanır. Yukarısı 2 artı 1, 3 oldu. Payda ne olacak? Bu da mı toplanacak? Hayır. Payda aynı kalıyordu. Payda değişmiyor. 4 de 3 olaraktan biz burada A şıkkını göstereceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz bakalım. Bir sonraki sorumuz 12. soru. Demiş ki Elif 10 kilometrelik bir yolun 5'te 2'sini giderse geriye kaç kilometre yol kalır? Şimdi model oluşturup yap diyor. O zaman 5'te 2'si diyorsa biz bir 5'e bölünmüş bir kesir yapacağız arkadaşlar. 5'e bölünmüş bir kesir göstereceğiz. 1, 2, 3, 4. Aha da buradan da böldüm. 5. 5 kısmı. Bu 5 kısmı arkadaşlar 5'e bölünmüş bir kesir. 5'te 2'sini gidecek. Neymiş? Burası birinci kısım. Burası ikinci kısım.
geriye kaç kilometre yolu kalır? Yolun tamamı 10 kilometre. 10 kilometre bu 5 bölüme deniyorsa arkadaşlar, her bir bölüme ne diyeceğim ben? Değil mi? Bu yolu paydasına böleceğiz. 5'e böleceğiz biz. Onu 5'e bölersek ne olur? 2. Demek ki burası 2 kilometre, burası 2 kilometre, burası 2 kilometre, burası 2 kilometre, burası 2 kilometre. Değil mi arkadaşlar? Topladığımızda 10 kilometre yapıyor mu? Evet, yapıyor. Zaten burada da bakın ifade ettiği gibi 10 kilometrelik bir yol 5'te 2'sini giderse, yani benim bu yolu 5'e bölmem gerekiyor ki bir kesir olaraktan ifade edeyim. Böldük, her bir bölümüne 2, 2, 2 kilometre gelir diyoruz. 5'te 2'sini giderse, bakın bu 1'i, bu da 2'si. 5'te 2'sini giderse ne kadar gitti arkadaşlar? 4 kilometre gitti. Ne kadar kilometre yolu kaldı? Geriye kalan 6 kilometre yolu kalır diyoruz. Modelleme üzerinde de arkadaşlar bu şekilde basit bir ifadeyle gösterebiliriz. 13. sorumuz ekranlarımızda. Demiş ki aşağıdaki kesirin 5 ile genişletilmiş hali hangisidir? Kesir genişletmek neydi arkadaşlar? Hem paydasını hem de payını genişlettiğimiz ifade ile çarpıyorduk. 5 ile 3'ü çarparsak ne oldu? 15. 5 ile 2'yi çarparsak ne oldu? 10. 15'te 10 bizim genişletilmiş haldeki olan kesirimizdir. Bursa. Tamam mı arkadaşlar? B şıkkını burada direkt ifade edebiliriz. Kolay bir şekilde. 14. sorumuz ekranlarımızda. Bakalım ne diyor? Verilen birim kesirlerden en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, kesirlerde sıralama yaparken eğer paydaları eşitse payı büyük olan büyüktü. Payı küçük olan da en küçüktü. Payları eşitse, yani birim kesirlerin hepsinin payları eşit gördüğümüz gibi, payı eşit olduğu zaman payda kısmı arkadaşlar küçük olan kesirimiz en büyük, paydası büyük olan kısmımızsa en küçük oluyor. Burada paylar eşitse paydası en büyük olan sayı küçük olacak. Yani 1 bölü 10 Bursa şıkkında karşımıza çıkacak. Biz bunu şöyle ifade edebiliriz. Bir parçayı 3'e bölüp 1 dilimini almak mı büyüktür? 10 kişiye bölmek mi arkadaşlar? Hangi dilim daha büyüktür? Tabii ki 3'e bölündüğünde düşen dilim sayı, dilim büyüklüğü daha büyük olacaktır diye ifade edebiliriz. Mantığımıza bu şekilde yatırabiliriz arkadaşlar. 15. sorumuz ekranlarda diyor ki aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır? Paydalar eşitse yukarıda çıkartmayı yapabilirim ben arkadaşlar. 15'ten 10 çıktı, 5. Aşağısı ne oldu? 8. 5 bölü 8 bizim Bursa şıkkımız olaraktan ifade edebiliriz arkadaşlar. 16. Bir kitabın 10'da 3'ü 12 sayfa ise tamamı kaç sayfadır? Modelleme yapın diyor. O zaman ben bir 10'a bölünmüş bir kesir yapacağım arkadaşlar. 10'a bölünmüş bir kesir. Şöyle büyütelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle yapalım, biraz daha 10 olsun. Tamam mı arkadaşlar? Şu gerisini boyayalım, kapatalım. Şuraya kadar 10 bölüm. 10'da 3'ü 12 sayfaymış. Arkadaşlar 1, 2, 3. 3 kısmı boyuyorum. Burası 12 sayfaymış. Kitabın tamamını soruyor. Biz bunları arkadaşlar kesirlerde düz işlem, ters işlem olaraktan da anlatmıştık. Ters işlemde neydi? Bir kitabın 10'da 3'ü 12 sayfa ise o zaman 12'yi 3'e bölüp 10'la çarpıyorduk, değil mi? 3'e bölersek 4, 10'la çarpın 40. Peki modelleme üzerinden gösterelim. 10'a bölünmüş bu kesirin 3 bölümü 12 sayfa ise, 3 bölüm 12. 1 bölümü kaç sayfadır? Bölelim bu 12'yi 3'e arkadaşlar. Bu 1 bölümüne düşen 4 sayfa. 4 sayfa, 4 sayfa. Burada 10 tane bölüm var. Onu 4 ile çarparsak kaç sayfa olacak tamam arkadaşlar? 40 sayfa olacak. Nasıl kolayınıza geliyorsa, ama modelleme işlemini tabii ki bilmemiz gerekiyor. Modelleme ile yapın diyorsa arkadaşlar, tamam mı? Mutlaka modellemeyi gösterin deriz. 17. sorumuz ekranlarda arkadaşlar. 17. soru. Bakalım diyor ki aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır? 3 artı 1 bölü 5 diyor arkadaşlar. Şimdi bunun altına biz bir kesir olaraktan 1'i yazıyorduk. Dersimizde bunu anlatmıştık. 3 bölü 1 artı 1 bölü 5. Hocam bunların paydası eşit değil. Bunu toplayamayız. O zaman paydalarını eşitlemek için 1 var, 5 var. Nerede eşitleriz? Hocam burayı 5 ile genişletirsek biz paydaları eşitleyebiliriz. Değil mi hocam? Evet, 5 ile 1'i çarptım, 5. 5 ile 3'ü çarptım, 15. Topla diyorum.
Burayı zaten değiştirmiyorum. Paydası 5'ti. Tamam mı arkadaşlar? Aynı şekilde yazıyorum. 5'te 1. Yani 1 bölü 5 olaraktan. Şimdi paydaları eşitlediğime göre burada unutmamanız gereken şey şu. Tam sayının altında her zaman görünmeyen 1 bölü 1 vardır arkadaşlar. Bu sayı değiştirmez. Kesirli işlem yapacağınız zaman tam sayının altına bölü 1'i yazabilirsiniz. Şimdi 15 bölü 5 ile 1 bölü 5'i toplarsak 16 bölü 5 diyeceğiz arkadaşlar. Bizim işlemimizin sonucu da 16 bölü 5 olaraktan karşımıza çıkacak. 18. soru gelsin bakalım. İşlemin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. 2 bölü 5 artı 3 bölü 10. Paydalarımız eşit değil. O zaman ne yapacağız? Kimi genişletmemiz lazım? Bunu 2 ile genişletirsek paydası 10 olur değil mi? Yazalım bakalım. 2 ile 5'i çarptım. 10. 2 ile 2'yi çarptım. 4. Birçok öğrenci burada. Şimdi beni izlerken bunu tabii ki anlıyorsunuz ama yazarak çalışmanız arkadaşlar daha faydalıdır. Çünkü zaman içerisindeki gördüğümüz tecrübe şunu diyor. Öğrenciler paydayı genişletirken payı çarpmayı unutuyorlar. Yani ikisini de çarpmanız gerekecek. Bunu da arkadaşlar antrenman yapa yapa öğrenebilirsiniz ancak. Yani böyle direkt baktığınızda anlarsınız ama bir daha işlem yaptığınızda unutabilirsiniz. Dolayısıyla çok defa işlem yapmak gerekiyor. Sağ tarafındaki ifadeyi olduğu gibi yazıyorum. 3 bölü 10 yani 10'da 3. Paydalar eşitlendiğine göre değil mi? Soldaki kesir genişlettim ben. Ne olacak arkadaşlar? Payları topluyorum. 7 bölü 10. Paydalarımız değişmiyordu toplama ve çıkartmada arkadaşlar. 10'da 7 yani 7 bölü 10 olaraktan ifade ettik. Şimdi 19. soru bu. Diyor ki hangisi basit kesirdir? Payı paydasından küçük olacak. Bu bileşik. Payı paydasından küçük olacak. Bu da bileşik. Payı paydasından küçük olacak. Bu da bileşik. Payı paydasından küçük oldu. Denizli şıkkı bizim için arkadaşlar basit kesirmiş diyoruz. Şimdi kesin 4 ile sadeleştirilmiş hali. Kesri sadeleştirmek ne demekti sevgili arkadaşlar? Kesri sadeleştirmek şuydu arkadaşlar. Şöyle defter kağıdı biraz daha düzelteyim. Kesri sadeleştirmek payı genişletmek, payı ve paydasını aynı sayıyla çarpmak olduğu için sadeleştirmek de payı ve paydasını aynı sayıya bölmek demektir. 12'yi böl 4'e, 8'i böl 4'e. Tekrar kesir yazıyorum. 12'yi 4'e böldüm 3. 8'i 4'e böldüm 2. Demek ki cevabımız arkadaşlar 3'te 2. Yani 2 bölü 3 diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz abone ol butonuna tıklamanızı sizden rica ediyoruz arkadaşlar. Kadir Hoca kanalımızı siz de takip edin. Kanalımızda 5. sınıf, bakın 3. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıfların sayısal dersleri, matematik, fen, ortaokulların ve ilkokulların Türkçe dersleri de bulunuyor arkadaşlar. Oynatma listelerinden 5. sınıf matematik ve 5. sınıf feni seçebilirsiniz. Açıklama bölümünde de bunlar var arkadaşlar. Açıklama bölümünden de linklerin üzerine tıklayıp direkt derslerinize ulaşabilirsiniz. Soru çözümlerinize, konu anlatımlarına ve arkadaşlar sınavlara. Bunların hepsine kanalımıza ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum sınavda arkadaşlar. İnşallah hepiniz 100 alırsınız. Notlarınızı alta yorumlara bekliyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Tüm öğrencilerimize buradan sevgiler ve saygılar diliyoruz arkadaşlar.